Hocam mide kanserine ve yaralarına bizim farkında olduğumuz veya olmadığımız alttan sinsi sinsi belki de ilerleyen beslenme alışkanlıkları yanlış yaptığımız beslenme alışkanlıkları neler ve tabii ki sonradan nasıl korunacağız nasıl dikkat edeceğiz onları konuşacağız. Evet e, Çağla güzel bir konu aslında beslenme son yıllarda çok üzerinde durulan hakikaten e, kaliteli yaşam açısından çok önemli olan bir konu. E, mide kanseri dediğimiz zaman da tabii e, halkımızda izleyicilerimizde böyle bir irkilmeyle karşılan, karşılaşılan. E, çünkü kanser türleri arasında hiç sevmediğimiz tiplerden birisi. Evet, mide. Pankreas değil mi? gibi, karaciğer gibi, mide kanseri de maalesef öyle. Dolayısıyla mide kanserinin erken teşhisi diye bir şey var mıdır? Bu endoskopik incelemeler bunda yararlı mıdır? Midir. Mesela Japonya'da, uzak doğuda. Ee, bu kullandığımız endoskopik aletlerin ilk mucitleri bunlar. Hmm. Çünkü Japonya mide kanserinin en çok görüldüğü uzak doğu ülkelerinden biridir. Neden hocam? İşte rastık kütülenmiş rastıkıyor. gıdalar Salamura edilmiş fazla tuzlu beslenme. E ne oldu hocam Japonlar He. uzun yaşıyordu. Kimçe yiyorlardı, haşlanmış pirinç yiyorlardı. E, i̇şte bu dediğim şeyler bu endoskopi ve erken mide kanser önlemleri alındıktan sonra bu dönem başladı. Hmm. Yani aşağı yukarı 80-100 yıllık bir dönemden bahsediyorum. Hmm. Ve endoskopinin ortaya çıkmasıyla Japon hükümeti devlet olarak devlet politikası haline getirdi. Evet. Ücretsiz olarak halkını endoskopi taramaları yaptırıyor hala da. Evet. Çünkü orada erken e, o mide kanserleri çok fazla görülüyor ve bizde batıda olduğu gibi geç evrede çıkıyor maalesef bir şey de yapılamıyor idi. Bu kullandığımız e, kıvrılabilir son derece modern olan e, aletlerin çıkmasıyla bunlar özel tarama pro programları geliştirdiler. Evet ve erken mide kanserleriyle mide kanseri olayı Japonya'da kontrol altına alındı. alındı. Japonların genetiğinden değil bu çünkü Japonları Amerika'ya götürmüşler. Orada doğup büyüyen Japonlarda mide kanserinin az görüldüğü görülmüş. Hmm. Demek ki yeme içme alışkanlığı ile alakalı bir olay olduğu vurgulandı. <laughs> Bunu düşünüyoruz. Bize evet, geldiğimiz orlandı. zaman mide kanserinde ve yara dediğimiz mide ülserinde Bunlar ikisi farklı kavramlar. Bir de beslenmeyle bu yaraların ne kadar ilişkisi var hocam? Yüzde yüz mü ilişkisi var? Yüzde yüz değildir kesinlikle. Hiçbir gıda direkt ülser, direkt kanser yapmaz. Direkt yara yapmaz mı? Direkt yara yapmaz ama potansiyel midelerde bunu yapar. Tabii sizin bir sessiz gastritiniz varsa asidiniz fazlaysa mide fazla asit ifraz ediyor ise e zaman zaman şişkinlik gaz mide şikayetleri yaşıyor iseniz hı hı. E hala ben turşu iyi gelecek acı biber iyi gelecek veya sirkele su içeyim diye bu noktada çok bunu yanlış yaptığımız olur. zaman çok yanlış, yanlış olur. olur ama sağlıklı bir insan için bu tamam hı. ama Kanseri kolaylaştıran faktörler mide kanserini Hı -hı. var. Mesela nasıl sigara akciğer kanserinde çok önemli, bir diğer rol kanserlerde oynuyorsun. de öyle risk faktörüdür. Mide kanserinde de en önemli risk faktörlerinin başında genetik zemin üzerine kurulmuş e, aşırı sıcak aşırı soğuk gıda tüketimi. Çok pratik bir bilgi bu evet, aslında. Evet doğru.